Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Gece 1:30 gibiydi. İşten çıkıp eve doğru yürüyecektim. Yorgunluğum çok fazlaydı. Özellikle de kışın insanlar tabii ki dışarıda çok gezemediği için kafeteryalara daha çok yükleniyor. Bir de üniversite yakınında bir kafeteryada çalıştığım için oldukça yoğun oluyor burası. Part-time çalışıyorum ama neredeyse tam zamanlı bir işin acısını çekiyorum. Telefonum çaldı. Arayan ev arkadaşlarımdan biriydi. Gelirken birkaç tane içecek ve yiyecek istedi. Tamam alırım dedim. Açık olan bir dükkana girip aldım istediklerini. Tam çıkacaktım ki kapıdan karşı taraftaki sokağın başında oturan yaşlı bir adamı gördüm. Böylece üst tarafına doğru bir tane battaniye atmış, soğuktan üşüyor. İçim el vermedi. Karnı da açtır diye düşündüm. Bir paket de onu aldıktan sonra direkt yanına gittim. Amcacım şunu al, bunu yersin dedim. Sağ olasın evladım dedi. Açıkçası dönüp gitmek de içime elverişli değildi. Döndüm amcaya. Kimi kimsen yok mu amcacım? Dışarıda mı kaldın böyle bu soğukta? İstiyorsan bir zabıta ekibini, belediye ekibini çağırayım. Onların kışın kalacak yer ayarladığını biliyorum. Seni sıcak bir yere götürürler. Yok evladım sağ olasın. Eve yürüyordum da çok yoruldum. Ben aşağıya doğru giderim. Yardımın için sağ ol dedi. Peki amcacığım Allah'a emanet ol diyerek yan taraftaki sokaktan gittim. Eve geldiğimde çocuklar oyun oynuyordu. Yorgunluktan bitmiş haldeyim. Poşeti masanın üstüne koydum, bıraktıkları parayı aldım odaya çekiliyordum. Biraz bizimle takılsana be Erdem, hep tek başına takılıyorsun. Ne yapayım oğlum işten çıktım çok yorgunum. Bugün bir de iki kat yorucuydu çok fazla kişi vardı. Sabah da biliyorsun derse kalkacağım. Gitmezsem olmaz. Tamamdır iyi geceler dediler. Ben de odama geçtim. Sıkıntı içimde çok büyüktü. Gerçekten nefes alamıyor ve daralıyordum artık. Dışarıda kendime vakit ayıracak bir günüm bile yok. Evden para isteyemem. Durumumuz yok. Zaten annem ve babam bunun için açık bir şekilde söylediler. Durumlarımızın olmadığı için buralarda bir yerde okuyabiliyorsan oku. Diğer türlü dışarıya çok yardım edemeyiz. Babamın büyük borcu vardı. Geçmiş zamanında dükkanımız battığı için hala ikisi de çalışıp onu ödemeye çalışıyor. Ben de kendi yolumu ve haritamı çizebilmek için kendim çalışıp ayakta dururum dedim. İyi kötü idare ediyorum. Yapacak bir şey yok. Okulu bitirene kadar da elimden geldiğince direneceğim. Sabah okula gitmek için kalktım. Yolda yürürken birkaç tane arkadaş arkamdan seslendi. Alo Erdem buraya bak diyerek. Arkamı döndüm. Bana doğru geldiler. Koluma girip sende sınav notları vardır ders kaçırmıyorsun. Bizi ateşlesene dediler. Açıkçası sınav notlarını satıyordum. Sınav döneminde gerçekten beni çok rahatlatıyor. İleriki aylarda da çok rahat bir şekilde geçinmemi sağlıyor. Var tabii ki hangi dersler dedim söylediler. Tamamdır kırtasiyeye geçelim halledelim. Notları güzel bir fiyata satıyordum. Paralarında hainlik yapmıyorlar. Durumumun olmadığını bildikleri için daha çok kopyalamak yerine sadece gelip benden satın almaya devam ediyordu yakın arkadaşları da. Akşam vaktine kadar okulda bayağı bir vakit geçirdim. Zaten akşam kafeteryaya 8'de gidecektim bugün. Yola çıkmak için tam okuldan gidiyordum ki arka taraftan Halil bağırdı dur diye. Durdum yanıma geldi. Birkaç dakikan var mı seninle önemli bir konu konuşmak istiyorum. Var kardeşim konuşalım. Üniversitenin girişinin sol tarafındaki arabaların olduğu yere geçtik. Bak Erdem iyi çocuksun. Her zaman da delikanlısındır. Sözünün eri biri olduğunu da biliyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Bir iş var. Sağlam iş. Öyle bir para kazanırsın ki annenin babanın hayatını bile kurtarırsın. Benim yanıma ağzını tutacak güvenilir adam lazım. Bu yüzden de seni düşündüm. Dersen ki bu işe herhangi bir şekilde karışmam. Eyvallah şeker devam ederim. Ama aramızda kalacağını da bilmek isterim bunun. Kimseye bahsetmeyeceksin. Yok bahsetmem de ne iştir? Öncelikle kabul etmen lazım kardeşim. Kabul etmeden hayatta içeriğini söylemem. Paraya ihtiyacın var mı? Yoksa başka birine bakayım. Var tabii ki paraya ihtiyacım. Ama sen de şunu söylemen lazım. İllegal bir şey mi kanun dışı?
Eğer öyleyse kesinlikle karışamam. Yok, kanun dışı değil. Ya aslında kanun dışı ama kanun dışında da değil. Şöyle söyleyeyim sana. Yakalanma ihtimalimiz sıfır. Yakalanırsak da hiçbir şey olmaz. Açıkçası düşünmem gerekiyordu bu konuyu. Bak, şu anda birazcık kafam karışık. Hem sınav dönemi hem de çalışıyorum. Ben sana yarın haber versem düşünüp. Tabii olur. Bekliyorum aramanı. Kesinlikle ara beni dedi. Tamamdır Ali, sağ olasın. Montumu kapattıktan sonra kafeteryaya doğru yürümeye başladım. Kafam çok karışmıştı. Halil iyi bir insan. Bir kötülüğünü görmedim. Üçüncü senem okulda her zaman destek oldu. Hatta kafeteryada yemek yiyeceğimiz zaman o ısmarlardı. Durumu birazcık benden iyi. O yüzden de güvenilir bir insan olması kafamı fazlasıyla kurcalıyor. Söylediği gibi yanıma gelmesi ve güvenilir bir adam istemesi işin önemini arz ediyor. Kafeteryaya girdikten sonra çalışırken de biraz dalgındım. Patrondan da Allah razı olsun. Her zaman geç kalsam da idare ederdi. Hatta bazen çok yoğun olmadığında dinlenmem için sürekli oturturdu. Diğer çalışanları bu kadar imtiyaz sağlamıyordu. Geçmiş zamanlarda o da üniversite döneminde benim gibi çalışarak okumuş. Zorluğun ne olduğunu biliyordu. Bugün iç taraftaki servise bakıyordum ama yoğunluktan dolayı dışarıya da bakabilir misin dediler. Tabii dedim. Dışarıya tam servisi götürüyordum ki Haliller gelmiş. Arka taraftaki bölümde oturuyorlardı. Oraya koydum çaylarını. Halil bir baksana dedi. Geçtim yanlarına. Yarın sabah gideceğiz oraya. Hem işi görmüş olursun hem de sana orada rahatça anlatırım. Aramızda kalır her şey. İster devam edersin ister devam etmezsin. Bu üçlüyüz. Bir de sen dört olacağız. Tamam, sabah saat kaçtı? 6:30. Olur, uyanırım, tamamdır. Beni evden alırsınız dedim. Tamam, alırız, merak etme. Geçtim içeriye, çalışmaya devam ettim. Sonrasında da temizlik, ev derken direkt uyumuştum. Sabah 6:20 gibi arıyordu Halil. Dakik davranıyor. Önemli bir iş olduğu daha da ciddileşiyor. Aşağıya inip arabaya bindim. Ormanlık bir kesime doğru gittik uzaktaki. Burada ne yapacağız oğlum ıssız? Ev bile yok. Baksana araç bile geçmez buradan. İşte sana diyorum ya yakalanma şansımız yok diye. Arabayı orman girişine yakın bir noktaya bıraktı. Aşağı indikten sonra dört kişi yürüyorduk. Açıkçası kuşkulanmamak da elde değil. Sonuçta üç tane yakın arkadaş ve ben. Sanki beni burada... Neyse ya. Aklıma kötü kötü şeyler senaryolar getirmeyeyim. Kafamın içi felaket senaryolarıyla doluydu. Ormanın içine girdiğimizde Halil anlatmaya başladı. Erdem, burada bir define olduğunu biliyoruz. Define mi? Nasıl yani? Büyük bir define. Eski zamanlarda biliyorsun ki Osmanlı döneminde çok önemli bir mevkiydi Konya. Ve buradaki ibadet edenlerin çoğu mezarlar yerine buraları gömülmeyi tercih ederdi. Yani nasıl? Eski dönemde işte Mevlana'nın toprakları diye inancı çok fazla katı olan, İslamiyet'e kendini adamış olan insanlar böyle ormanlık yerlerde kendilerine özel mezarlar yaptırırlarmış. Tabi erozyonlar, toprak kaymaları derken çoğu mezar harap olmuş. Baksana ne göstereceğiz dedi. Ormanın hafif eğimli olan bir kısmına doğru çıkarken kayaların arasındaki taşları göstermek için ışık yaktılar. Kayaların iç tarafına doğru baktığımızda gerçekten Osmanlıca kırılmış çok eski taşlar var. Bunlar eski mezar taşları. Burada bulunan hazinelerden bazıları Hristiyanlara ait. O yüzden birkaçını bulduk ve burada onu almaya çalışacağız. Eğer bize yardım edersen tam dört kişilik bir iş planımız var. Bu sayede hepimiz zengin olacağız. Bir vurgun ve bir kaçış. Daha önce yapmış mıydınız diye sordum. İkisi, bizler bu işin içindeyiz. Ama Halil ilk defa yapacak. Üçümüz de çocukluk arkadaşıyız. Açıkçası ben dışarıdan bir insan istemesem de Halil çok net şekilde senden bahsetti. Delikanlı bir çocuk. Ağzından kerpetenle diş çeksen hiçbir şey söylemez dedi. Sağ olsun. Bana güvenmesi bu kadar beni onur etti. Söylediğiniz şey çok iyi. Etrafa bakıldığında da yakalanabilecek bir durum yok. Söylediğiniz şeye varım. Tamamdır, katılıyorum dedim. Halil elini uzattı, sıkıştım. Diğer iki arkadaşıyla da. Diğer iki arkadaşının adı Levent ve Arda'ydı. Peki ne zaman başlayacağız? Haftaya sınavlar var, yoğun bir hafta. Biz de bu dönemi bekliyoruz. Genellikle bütün öğrenciler de sağa sola kampa gitmez. Burayı ara sıra kamp için kullanan manyaklar oluyor.
Sınav haftası olduğu için sınavlarımızın olmadığı bir gün gelip burayı halledeceğiz. Ama onun öncesinde pazar günü. Pazar günü birinin yanına gideceğiz. Bu işler böyle basit değil. O yüzden o eve uğramamız gerekiyor. Nasıl bir ev? Yani sadece 4 kişi olacağımızı söylediniz. 4 kişiyiz, merak etme. Sadece bu işlerde prosedür gereği birkaç tane izin alınması gerekiyor. Tamam, siz nasıl istiyorsanız dedim. Bu konuda biraz gizemli konuştu ama en azından pazar günü neler olacağını öğrenirdim. Arabalara bindikten sonra geri döndük. Okula geçtim. Zaman hızlı geçiyordu. Düşüncem sürekli olarak altınlarla, parayla ilgiliydi. Eğer gerçekten kazanırsam bu kadar, hem istediğim mesleği çabucak yapabilme şansına ulaşacağım, hem de annemle babamı büyük bir borç batağından kurtarıp onları bir ev alma şansım olacak. Bu hissiyat içime çok doluyordu. Bayağı da bir mutlu ediyordu beni. Pazar akşamı olduğunda Halil aradı. Kafeteryanın önüne geçtim. Beni oradan aldılar. Konya'nın dış taraflarına doğru gidiyorduk. Nereye gittiğimiz konusunda bir fikrim yoktu. Ama Arda ile Levent normal, çok rahat şekilde sohbet ediyorlar. Aynı şekilde Halil de katılıyordu. Genellikle hayaller üzerine konuşuyorduk. Çok yüksek para çıkarsa baba, ben bırakırım artık bu işleri diyordu Levent. Arda da aynı şekilde. Lan bu kadın olmasa harbi diyorum parasız kalacaktık. Kadın elimizden tuttu. Bu sefer payını birazcık fazla vereceğim dedi. Bir kadının evine gidiyoruz sanırım. Konuşmaları bu yöndeydi. Sonunda gece 2 gibi ancak vardık. Başka bir yere geçtiğimizi düşünüyorum. Ama nereye gittiğimizi de söylemedikleri için ben de sorup çok üstelemek istemiyorum. Kasaba gibi bir yerde. Aşağı indikten sonra etrafa bakındılar. Saatine baktı Halil. Tam söylediği saatlerdeyiz. Hadi kapıyı çalalım dedi. Kapıyı çaldılar. İçeriye girmeden önce ayakkabılarımızı çıkaracaktık. Ama onlar resmen merdivende çıkarmamı söylediler. Bu biraz garip geldi ama tamam dedim. Çıkardık, içeriye girdik. Orta yaşlarda bir tane adam bizi götürüyordu. Benle ya yaşıttır ya da bizden birazcık büyük. Yukarıya çıktıktan sonra da odaya girdik. Odanın kasveti çok fazlaydı. Etraftaki bütün raflarda şişeler, şişelerin üstlerinde Arapça şekilde kağıtlar yazılmış. Sanki baharatlık yapar gibi bitki özlerini tek tek yazmış buraya. İçerisini sadece 2 tane gaz lambası ve aşağıya doğru simetrik şekilde koyulan mumlar aydınlatıyordu. Geçip yan taraftaki minderin üzerine doğru oturduk. Halil yan tarafındaki suyu aldı, bana uzattı. Ben içtim, sonrasında diğerlerine verdim. Yolculuk boyunca zaten sıkıntıdan patlamıştım. Şimdi de biraz da burada beklemek beni bayağı bir sıkacaktı. Yarım saatten fazla geçmiş olmalı. İçeriye ne giren var ne bir şey. Hiç kimse de konuşmuyor. Sessiz bir şekilde elleri dizlerinde herkes bekliyor. Tam sormaya yelteneceğim sırada kapının açılma sesi geldi. İçeriye doğru bir tane kadın girdi. Üstü sarık gibi başörtüyle kapalı. Türbanı çok değişik ama. Aşağıya doğru giderken yarısı parçalanmış gibi. Kesik ya da yanık. Net göremiyordum. Karanlık tarafta kalıyordum. Karşımızdaki olan masanın başına doğru geçti. Yer masasının üstüne yanındaki eşyaları koymaya başladı. Hoş geldiniz çocuklar. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Keyifleriniz nasıl diye sordu. Hemen Levent, iyi sağ olasın Belen ablam. Ne istersiniz diyerek devam etti kadın. İsteğimiz bir yer buldu. Yerinden de eminiz. Tabii ki senin iznin olmadan, yani dostlarının, onu alamayacağımızı biliriz. Hem sana da güzel bir pay getirmek, hem de kendimizi rahatlatmak için oraya gitmek istiyoruz. Bir iletişim kurma şansın var mıdır? Yer nerede diyerek sordu. Halil'i ayağa doğru kalkıp Belen denilen o kadının yanına doğru gitti. İç cebinden ruloya benzeyen bir kağıt çıkardı. Hayır, bu bir kağıt değil. Kötü kokuyor bu. Acaba bir deri mi? Deri üzerine yazılmış olmalı. Önüne doğru açtı kadının. Kadın tek tek parmağıyla başını yukarıya doğru kaldırıp gözlerini büyükçe açarak inceledi. Halil, Halil, yine bulmuşsun bir şeyler Halil diyerek döndü Halil'e doğru. Ben Halil'in çok karışmadığını öğrenmiştim. Bence bu işlerin içinde vardı Halil. İçimi rahatlatmak ve beni ikna etmek için kullandılar bunu. Evet ablam, ne diyorsun? Alabilir miyiz? Buralarda yaşayanlar çok zorludur Halil.
Bunun için bir konuşmam gerek. Konuşmadan da bu işi edemem dedi. Bizlere doğru baktı. Ben bayağı bir çekiniyordum. Başımı hafifçe aşağıya doğru eğdim. Hepiniz bu kadar mısınız? Dışarıdan dahil var mı dedi. Halil yok Beren ablam. Dördümüzüz. Ona göre de iş planı hazırladık. Ve aramızda konuştuk. Yardımlarından dolayı özellikle Levent ve Arda, kendi paylarından da biraz yükselterek sana fazla pay vermeyi düşünüyoruz. Keyiflenerek kahkaha attı. İşte benim evlatlarım diye gülüyordu. Sonrasında da Levent yanına çağırdı. Önüne bir tane kaseye benzeyen eski bir şey koydu. Oraya doğru elini uzatmasını istedi. Bir anda bıçak çekince açıkçası ben çok fazla tedirgin oldum. Birazcık toparlandım. Arda el bileğimden tuttu. Sakin ol, bunlar rutin işlemlerdir. Böyle defineyi alelade şekilde alamazsın. Birazcık sakinleşmen lazım. Tamam, kusura bakma. Ne bileyim, bıçak çıkarınca çok tedirgin oldum. Bıçak da yavaşça avucunun içine doğru dokundurdu ucunu. Pıhtı atar gibi bir kan süzmesi çıktı. Avucunu sıktı. Levent'in avucunun içinden birkaç damla kan o kasenin içine doğru aktı. Sonra da Halil'e söyledi. Halil de aynı şekilde. Bizi çağırdı, biz de gittik. Çok fazla çekingen olduğum için kadın el bileğimden sıkıca tuttu. Sen yenisin. İlk defa yapacaksın. Heyecanlı mısın çocuk diye sordu. Açıkçası yüzüne bakmayı korkuyordum. Kadının gözlerinin yanı sanki kara bir boyayla değil de ziftle yapılmış gibi kararmıştı. Ona doğru bakmadan evet, Halil çağırdı. İlk defa olacak dedim. Hadi bakalım. Ayağın alışır ayağın diyerek gülüyordu. Yersiz kahkahaları çok derinden ve tizdi. İçimi resmen korkutuyor ve titretiyordu. Sonra da o şişelere doğru kalktı. Bazı şişeleri kucağına doğru topladıktan sonra geri oturdu. Halil, Levent, Arda ve ben arka taraftaki mindere geri geçtik. Ellerimizin içine doğru bir peçete sıkıştırdık. Kan zaten kısa sürede durmuştu. Çok fazla derinliği olmayan ufak bir batırıştı. İç tarafına doğru döktüğü bazı bitkiler ve karışımlardan sonra elini havaya doğru kaldırdı. Bıçağı eline aldı ve direkt olarak gözlerini bana doğru dikti. Hiçbir tepki veremeden sadece baka kaldım. Bıçağı avucunun içine doğru getirdikten sonra eliyle bıçağı sardı ve aşağıya doğru sürgüler şekilde çekti bıçağı. Hiçbir titremeye de yüzünde mimik bile oynamadı. Ben acıdan çıldırıp çığlıklar atar ya da çoktan tepki vermek için kalkmıştım. Ama kadın avucunu yumruğunu öyle bir sıktı ki kan önce oluk oluk şekilde hızlıca aktı. Sonra da hızlı damlalar eşliğinde kaldı. Bıçağı kenara doğru koydu. Yan taraftaki bir bezle iyice sardı elini. Şimdi onlardan bir tanesini çağıracağım. Hiçbiriniz ağzından tek laf etmeyecek. Hiçbiriniz besmele çekmeyecek. Hiçbiriniz o kitaptaki ayetlerden dualar okumayacak. Anlaşıldı mı diyerek hepimizin gözlerine sıkı sıkı bakıyordu. O kitaptan derken Kur'an-ı Kerim'den mi bahsediyor? Ne çağıracak bu? Doğru ya, cinler, altınların ve defineleri sahiplenirler. Tövbe tövbe, cin mi çağıracak bu kadın? Gözlerimizin içine doğru keskin şekilde bakarken Levent ve Arda çok rahat şekilde tamamdır Beren ablam, merak etme, hiçbir şekilde o şeyler olmaz. Halil de aynı şekilde başını sallayıp tamamdır abla dedi. Sonra da bana doğru baktılar, benden ses çıkmayınca dirsekleriyle beraber beni dürttüler. Onlara doğru baktıktan sonra yutkundum. Kadına doğru döndüm. Tabii Belen abla, hayatta öyle şeyler olmaz dedim. Ellerimi birbirine doğru kavuşturdum. Endişeliydim. Oldukça endişeli. Bu yüzden terlemeye de başlamıştım. Kadın iki elini yan tarafa doğru açtı. Sonrasında da önce kahkaha attı ve okumaya başladı. Okumaya başladığı şeylerden birkaç dakika sonra söylediği şeyler etki ediyor. Duvardaki mumlar sallanmaya başladı. İçeride tek bir rüzgar olmamasına karşın ateşler yükselip inmeye başladı. İçeride bizim haricimizde gölgeler vardı. Ne şekilde gördüm. Sağ taraftaki odanın boş olan kısmındaki minderlerin orada. Sanki oturanlar varmış gibi duvara doğru gölgeler yansıyordu. Levent ve Arda çok rahattı.
Halil benim gibi birazcık da olsun tedirgindi. Yavaş yavaş terlemekten gittikçe bunalmaya başladım. Dilim damağım kuruyordu. Kadının okuması her geçen saniye daha da şiddetleniyor ve içerideki tepkiler de daha da yükseliyordu. Bir anda gaz lambaları söndü. Sönmesiyle yukarı taraf ve tavan kısmı tamamen kapandı ve karanlığa gömüldü. Sadece mumlardan yansıyan kısım ve belen kadının önündeki masanın üzerindeki mumlar kaldı. Üst taraftaki mumların da sönmesiyle sadece Belen ablanın olduğu yer aydınlıktı ve diğer taraftaki karanlık yer ciddi bir şekilde hareket ediyor. Görebiliyordum hareketleri. Arda yanımda beni tuttu. Kulağıma doğru eğildi. Garip sesler duyabilirsin. Sakın korkma veya ses çıkarma. Kendine hakim ol dedi. Tamam şeklinde başımı salladım. Açıkçası çok fazla korkuyorum da. Neler olacağını görmekten çok burada olduğum için sanki pişman gibiyim. Sonra da söylediği gibi metale benzeyen bir ses. Oldukça boğuktu. O konuşmaya başladığında yukarıda sönük olan diğer mumlar sanki hafifçe ateş alır gibi parladı. Ama tamamen yanmadılar ve masanın üzerindeki ateş sonuna kadar inercesine söndü. Ufak bir kıvılcım gibi yanıyor, herhangi bir şekilde de yükselmiyordu. Zifiri karanlığın içinde sadece 4-5 tane nokta şeklinde mum ışığı vardı. Belen abla bağırmaya başladı. Bağırması çok net şekilde Arapça konuştuğunu anlatabiliyordu. İç taraftan gelen bir kapı sesi oldu. Sonrasında birkaç tane daha. Sanki evin içindeki bütün kapılar tek tek açılıyor, birileri evin içinde yürüyordu. Pencerelere doğru gelen taşlar vardı. Sesleri net şekilde duyuyordu. Burada korkmadan veya ses çıkarmadan nasıl durayım? Hem de besmele çekmeden, dua etmeden. Direnebildiğim kadar direniyordum. Ama fazlasıyla da titremeye başlamıştım. Belen ablanın bağırışları bittiğinde bir anda pencereler açılır şekilde yana doğru sert bir şekilde vurdu. Sonrasında da direkt olarak içeriye bir rüzgar girdi. Çok sertti. Bütün yanan mumlar söndü. Belen ablanın sesi geldi. Levent ışığı aç dedi. Levent'in yan tarafta minderden kalktığını hissettim. Yukarıdaki lambayı açtı. Açmasıyla beraber minderlerin oraya doğru baktım. Odanın içerisi dağılmıştı. Biz dördümüz burada oturuyorduk. Hiçbir şekilde kalkmadık. Belen ablanın da bağırdığı yer belliydi. O da kalkmamıştı. Peki ama bu odayı kim dağıttı? Şişelerin bazıları yerlere düşmüş. Bazıları olduğu yerde çatlayarak kırılmış. Levent hemen Belen ablanın yanına geçip oturdu. Meraklı gözlerle Belen ablaya bakıyordu. Belen abla önündeki haritaya benzeyen Halil'in çıkardığı şeyi tekrardan rulo şeklinde sardı. Önündeki o kaseye benzeyen demir şeyin içine doğru koydu. Çocuklar, bu defineden emin misiniz? Sonuçları ağır olacak gibi. Bence bu defineden vazgeçin dedi. Halil, neden ama Belen abla? Özel bir define mi? Neden bizden vazgeçmemizi istiyorsunuz? Levent de aynı şekilde. Annen abla, sen kolay kolay böyle cümleler kurmazsın. Neler olduğunu bize de anlatır mısın? Gelen kabile Zuzula. Zuzula kabilesi Adem olduğunu hiç sevmez. Antlaşma yaparız. Mevki akdine her şeyi yazarım. Onlar tarafından da onaylanır, sizler tarafından da. Ama bu cinlere güven olmaz. İnsanoğlu ölsün diye, Ademoğlu derisinden kopsun diye antlaşmayı imzalayan cinnilerinin ölümüne karar verebilir. Yani antlaşmayı bozarlar ve onlardan da ölse bizi de almak isterler. Öyle mi dedi Arda? Evet öyle. Kesinlikle öyle. O zaman ne yapacağız çocuklar diye sordu Arda. Ben bence vazgeçerim. Evet vazgeçerim dedim. Halil direkt olarak Levent'e baktı. Levent de Arda'ya dönmüştü. İkisinde bitiyordu aslında. İkisi de tecrübeliydi define konusunda. Ben devam edeceğim. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Çıkarabildiğim kadarını alırım. Belen abla, sen şu özel yaptığın koruma vardı kanile. Onu yapsan bize. Kanile koruma mı? Düşündü. Ha, kanile koruma. Tamam, yaparım tabii ki. Olur. Öyle olursa daha iyi olur. Hatta süper olur dedi Arda'ya. Kanile koruma mı? Dediklerinden anlamasam da herhalde öyle yapınca bir şey olmuyor. Defineye ulaşmamızı sağlıyor.
Halil bir şey anlamamış gibi bakıyordu. Halil'i ilk başta tecrübeli zannetmiştim ama sanırım sadece Levent ve Arda'nın anlattığı kadar biliyor. Buraları ilk defa görüyordu. Belen abla ayağa doğru kalktı. Şimdi herkes bu bıçağı alsın sırayla benim yaptığım gibi avucunun içine kesik atsın. Kanınız çok gerekecek bunun için. Kaseyi yavaşça uzattı. Levent hiç düşünmeden aynı şekilde avucunun içinde sıkıp bıçağı aşağıya doğru çekti. Sonrasında da kanını akıttı. Aynı şekilde Arda. Sıra tam bana geldiği sırada Halil'e doğru baktım. Halil alıp Halil de yaptı. Sonrasında ben de istemesem de yaptım. Hangi gün gitmeyi planlıyorsunuz diyerek sordu. Halil bana baktı. Çarşamba gecesi olsun. Perşembe günü sınavda yok. Benim için de iyi olur dedim. Tamam o zaman. Çarşamba gecesi için tılsımlarınızı yazacağım. Salı günü gelirsin Halil, Levent ya da Arda siz benden alırsınız. Altınları iki pazar günü kadar tutabilirsiniz. Eğer iki pazar günü geçecek şekilde altın hala sizde veya toprağın dışarısında olursa sizi alırlar. Antlaşmayı sakın unutmayın dedi. Başını salladı Arda. Merak etme Belen ablam. Sen ne diyorsan odur biliyoruz. Oradan ayrılırken arabaya bindiğimde ruh gibiydim. Nasıl olacağını, neler olacağını kestiremiyordum. Korku zaten had safhadaydı. Levent ve Arda arka tarafta bana. Harbiden iyi idare ettin lan. Helal olsun. İlk güne göre, hele ki böylesine zorlu bir kabile çıkınca karşımıza. Kolay kolay o odada olan şeyler normalde olmaz. Güçlü bir kabile gelirse olur ancak. Hiç bozuntuya vermedin kalkıp kaçmadın. Arda, yer altına edecek diye çok korktum lan. Baktım titriyor. Kolundan tutup uyardım. Bir besmele çekse hepimiz yok olduk orada. Hatta Belen ablayı bile alıp götürürlerdi. Onlar için normal ve standart gelse de benim için kalp dondurucu kadar korkutucuydu. Şimdi, çarşamba gecesi çıkıyoruz değil mi? Kendimi ona göre ayarlayacağım. Patrondan da izin alacağım. Halil şoför koltuğundan, aynen hiç gitme. Direkt olarak izin al. Hatta sınavların yok mu? Bir hafta izin al. Merak etme parayı biz hallederiz. Çalışmadığın günlerin parası bizden dedi. Gerçi o kadar altın kazandıktan sonra gidip belki de kafeteryayı alırsın diye güldüler. Açıkçası yüzümde gülümseme oluştu bu şakada. Hoşuma gitmişti çünkü. Eve döndüğümde derslere sıkı sıkı çalışmaya devam ettim. Pazartesi ve salı sınavlarını hallettim. Çarşamba günü olurken gece vakti uyuyamadım. Ne kadar kıvransam da uyuyamadım. Heyecan çok baskındı. Sanki sabah bayramlıklarımı giyip annemle babamla bayramlaşacakmış gibi heyecanlıydım. Çarşamba akşamı gelip beni aldılar. Yeniden o ormanın olduğu yere gidiyordum. Bütün takımlar her şey hazırdı. Kazmalar, delecek olan şeyler, jeneratör dahil. Ormana geldiğimizde tek tek içeriye doğru taşıdık. Bir iki sefer yapsak da hepsini taşımayı başardık. Sonra da tam başlamadan önce Arda beni yanına çağırdı. Cebinden bir kağıt çıkardı. Bu senin kanka orman. Cebinden ayırmıyorsun. Sakın düşürme. Düşürürsen seni düşürürler. Eğer kapılırsan da hiçbir şekilde sana yardım edemeyiz. Tamam Arda sağ olasın. İyice cebime doğru koydum. Fermuarlıydı zaten giydiğim eşofman. Kasklarımızı takıp ışıkları açtık. Kayanın olduğu yeri kısa süre içerisinde yan taraftan kırmayı başardık. İç taraftaki mezar taşlarının olduğu yere gelmiştik. Fakat beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Mezar taşının her yeri yılanlarla kaplıydı. Kapkara yılanlarla. Ben geriye doğru çekilince Levent ve Arda bize iyi yaptınız çekilmekte. Orayı biz devralalım. Sen mi yaparsın ben mi yapayım dedi Arda. Levent çantadan bir tane kağıt çıkardı. Arkasından da bir şişe aldı. Kağıdı açarak Arapça şeyler okumaya başladı. Okumasıyla beraber şişenin de kapağını açtı. Yılanlara doğru dökmeye başladı. Yılanlar sanki yanıyormuşçasına, acı çekiyormuş gibi bir anda hızlandılar. Yavaş yavaş taşın etrafında çevrelenirken şimdi ise kaçıyorlardı. Döktüğü şey büyük ihtimalle önemli bir şeydi. Sonra da taşın olduğu yere kazmalarla ve küreklerle destekleyerek aşağıya doğru yuvarladık. Tam burası mı diye sordum. Evet tam burası. Başladığımızda kazmaya değişik şeyler duyabilirsin. Böyle şeyler sahipte olduğu için bizi izlediklerini ve altınların sahibi olduklarını belli ederler.
Ama biz bir antlaşma yaptık. Kanlarımızı tanıttık. Bizden başkası almaya çalışsa helak olurdu. Bizlere bir şey olmayacak. Ona göre sağlam da kal dedi. Tamamdır, size güveniyorum dedim. Beraber kazmaya başladığımız sırada aradan 5 dakika geçmişti. Hafif bir derinliğe tam gelmiştik ki sesler duymaya başladım. Ormanda sanki koşuşturan, sağa sola doğru giden bir hayvan var. Hatta hayvan da değil. İnsanlar mı? Yoksa o cinler mi? Ayak sesleri çünkü çok yakın ve çok fazla. Hızlı hızlı hareket ediyorlar. Böylece sağa sola bakarken beni gördükleri için Levent dürttü. Sağa sola odaklanma. Verdikleri sese kapılırsan içeri çekerler ormana. Sevdiğin kaybettiğin birinin sesini duyabilirsin. Sevdiğin ölmüş bir insanın silüetini görebilirsin. Cinler insanlar gibi görünebilir. Onlar seni yanına çağırır. Sakın odaki gitme. Kendini kapatma ve gözünü karartma. Kağıt yanında değil mi? Ayırmadın. Verdi sana Arda. Evet evet verdi, cebimde dedim. Güzel, güzel dedi. Kazmaya devam ettiğimiz sırada ben burada bir şey buldum diye bağırdı. Halil'in yanına doğru gittik. Halil, küçük sandığa benzeyen 2 tane yan yana duran kutu bulmuştu. Onları dışarıya doğru çektik. 5 litrelik sularla üstlerini hafif hafif temizledik. Toprak katman şekilde kutulara yapışmıştı. Kazmayı versene dedi, verdim. Kazmanın 3 tarafını kilide doğru sıkıştırdı. Sert bir şekilde arkadan çekiçle vurunca kırıldı. Açtığımızda ilk defa görüyordum. Gerçekten bunlar sikke mi? Evet, baksana şunlara. Toprakları üzerinden temizleyip su dökünce sikkeler parlamaya başladı. İç tarafta bilezik, zümrüt gibi kolyeler de vardı. Burada ölen Hristiyan mı artık Müslüman mı bilemeyeceğim. Sağlam zengin olduğunu öğrendim ya, onu biliyorum şu anda dedi. İkinci kutuyu da açtıklarında aynıydı. O kadar fazla heveslenmeye başladım ki mutlu olmaya. Delicesineydim hem de. Kendimi alamıyordum. Altınların büyüsüne kapılmış gibiydim. Hadi ana yere, ana yere. Büyük hazineyi çıkarmadan kaçmak yok buradan. Haydi başlıyoruz sırayla. Arda ile sen önce dediler. Ben de kabul ettim. Önce Arda ile ben saldırır gibi sürekli olarak kazdık. Levent durun bakalım dedi. Bir tane lazer cihazına benzeyen bir cihazla aşağıya doğru ışık sıktı. Gerçekten güzel cihazmış. Işığın son geldiği noktadan metreyi gösteriyor. 2,5 metre kazmışsınız. Bundan sonrasını artık elle uzanıp çıkartamayız. Tahmini ne kadardı diyerek sordu Halil'e. Halil kağıtlara baktı. 4 metreye kadar inmemiz gerekebilir. İç tarafta kalmış. Erozyon direkt yukarıdan aşağıya, güneye doğru vurmuş. 4 metreyi görürüz. Şu seyyar, diğer olan merdiveni getirsene dedi. Katlanır merdiveni açarak aşağıya doğru iyice sabitlediler. Tamamdır, bundan sonra böyle. Bir de daha kemeri var. Onu takacağız dedi. Söyledikleri gibi taktık. Aşağıya doğru inmeye başladık. Yaklaşık 2 saat daha durmaksızın kazmıştık. Akşam vaktinden beri burada başlamıştık ama gecenin saat 3.40'ı. Sonunda 4 metreye kadar geliyorduk. Son 20-25 daha devam dediler. Son kazmayı bir vurdum. Vurmamla kazma geriye sekti. Büyük bir tahta sesi geldi. Burada, burada buldum dedim. Aşağıya doğru fenerleri tuttular. Daha da aydınlık oldu aşağısı. Merdivenden aşağıya doğru tek tek indiler. Beyler, beyler diyerek Levent mutlu bir şekilde ellerini açtı. Sonrasında da etrafını kazarak çıkarttık. Kutu çok büyüktü. Açmaya başladığımızda ise üzerindeki toprakları iyice sıyırdık. Sanırım eski zamanlarda lejyonlara ait olan bir kutuydu. İçinde altından zırhlar, etrafında püskürlü kafa miğferleri. Bunları sadece filmlerde görmüştüm. İç taraflarda ise ödeme olarak aldıkları sikkeler, altınlar, zümrütler, elmaslar, her şey vardı. Beyler, zenginliği boş verin. Lan il alırız il, bunlar ne böyle diyerek Levent olduğu yerde zıplıyordu. Ben yukarı çıkıyorum. Sen de ipleri bağla Arda. Halil sen de gel. Sen burada kalıyorsun dediler bana. Sonra da alt tarafa doğru hızlıca tahtaları bağladıktan sonra uçlarını bize doğru ittireceksin. Üçümüz de ağaçlardan çekeceğiz. Tecrübesiz olduğun için elinden ipi kaçırabilirsin. O yüzden aşağıda ihtiyacımız var sana dedi. Tabii ki tamam olur. Bekliyorum dedim. Merdivenden yukarı çıktıktan sonra ipin asılı olduğu yerden tutunup hepsi yukarıya gittiler. Aradan 10 dakika geçti.
Hala gelen giden yoktu. Ama bir ateş yaktıklarını anlayabiliyordum. Ara sıra ışığı yan tarafa doğru yansıyordu. "Beyler orada mısınız? Yardım edecek misiniz bana?" diye seslendim. Hiçbir ses vermediler. Acaba beni burada mı unuttular desem? Ne kadar saçma. O kadar hazineyle beni niye unuttunlar? Sonra aralarından bir tanesi kahkaha atarak "Gerçekten sana nasıl teşekkür etsek az olur," dedi. Geldi, tam uç tarafa doğru aşağıya baktı. Işığın lümenini çok fazla açtığı için gözümü alıyordu. Yukarıya net şekilde bakamıyordum. "Cebinde bir kağıt var değil mi?" diye seslendi Levent. "Evet, Arda verdi." "Ne oldu, neden böyle davranıyorsunuz?" "Halil yoktu ama Arda da geldi. Halil, vicdan yaptığı için sana bakamayacağını söyledi," diye dudaklarını büzüştürüp dalga geçiyordu Arda. "Senin cebindeki kağıt koruma falan değil, adak kağıdı. Böylesine güçlü kabilelerden biri çıktığı için maalesef kan koruması yapmamız gerekiyordu," diyerek kahkaha attılar. "Kan koruması dediğimiz şey adaktı, adak. Seni adak ettik. Sen de tabii ki yedin bunu. İlk başta Belen ablam anlamayacak diye çok korktum ama sonrasında anladı kan korumasını. Yaptı orada hemen dümenini. Bağladık seni. Kanını da fazlaca aldığımız için rahat rahat hallettik. Merak etme. Ölümün onların elinden hızlı olacak," dedi. Elinden bir tane kağıdı yavaşça açarak önüne doğru koydu ve sonrasında da okudu. İçeride ışığı dolan ışıklar, kaskımda olan ışık bir anda yanıp söndü. Yanıp sönmesiyle aşağı taraftan siyah bir şarlık gördüm. Peçeli bir şekilde önümde duruyordu. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ellerim kilitlenmeye başladı. Ayaklarım birbirine dolandı. Geriye doğru kaçmak için koşar gibi oldum ama yok, yere doğru yığıldım. Başımı sert şekilde tahta gibi olan kutunun kenarına doğru kaskla beraber vurdum. Kask olmasa beynim parçalanmıştı. Sonra da acılar içinde, "Rabbim sen bana yardım et. Düştüğüm bu tuzaktan beni çıkar. Yaptığım hatanın farkına vardım. Lütfen beni kurtar," diyerek dua ederken bir anda kafamdaki kaskın ışığı normale döndü. Sonrasında da etrafta hiçbir siyahlık kalmadı. Vücudumdaki baskı da yavaş yavaş azalıyordu. Yukarıdan bir ses, "Kenara çekil evlat," diyerek ses verdi. "Kim var orada?" diye yukarı bakarken bir anda aşağıya doğru ilk önce Arda düştü. Sonrasında da Levent, ardından da Halil düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Böylece köşede dururken yukarıdan birisi sesleniyordu. "Merdivenden yukarıya çık," dedi. Merdivene doğru yürüdüm. Yavaş yavaş yukarıya çıktım. Sonra da iple beraber kendimi yukarıya attığımda "Vallahi ben bir şey yapmadım. Bana zarar vermeyin, teslim oluyorum," diye seslendim. Adam yanıma doğru gelince yüzünü gördüm. Şoka uğramıştım. Gözlerim açık şekilde öylece kaldım. "Merak etme evlat. Kendindesin, iyisin," dedi. Ve aşağıya doğru sopayla merdiveni kapatacak şekilde vurdu. İpi de geriye doğru çekti. Aşağıya doğru bakmak için ona tutundum. Bu adamı hatırlıyorum. Bu adamı kafeteryadan çıkarken soğukta, üstünde battaniye ile beraber otururken görmüştüm. Yiyecek alıp götürdüğüm adam bu. Aşağıya doğru bakarken uyandılar. Arda bağırmaya başladı Levent'le. "Küfürler ederek bizi buradan çıkar. Demek arkamızdan kumpas kurdun ha. Bu yanına kalmaz lan. Bu yanına kalmaz," diyerek bağırıyorlardı. "Kağıt cebinde mi?" diye sordu. "Evet evet, cebimde," dedim. Aldı kağıdı, bir tane taşı iple bağladı. Sonrasında da aşağıya doğru attı. "Kağıdın yanında kim varsa anlaşma gereği altınlarla beraber topraktan çıkınca onları alırlar. Üçünüze de güzel güzel anlaşmalar," dedi. Beni tuttu, götürüyordu ormandan. "Peki ama siz nasıl anladınız? Nasıl buraya kadar geldiniz? Bunca zaman biliyor muydunuz? Siz kimsiniz?" "Evlat, ben zamanında havas ilmine vakıf olmuş, kendi halinde bir insanım. Beni gördüğünde bir vakadan geliyordum. Durumum yokmuş gibi aciz göründüğüm bir andı. Ama üstümü başımın yırtılmasının sebebi onlardı. Onlardı derken etrafta feneri çevirmesiyle varlıkları gördüm. Onlar benim üstümü başımı yırtabilir ama dilimi tutamazlar. Rabbimin ayetlerini okumaktan çekinmem. Bir hoca olduğum için de bana yaptığın iyilikten dolayı
Kalbindeki sıkıntıyı zaten hissetmiştim. Ne olur ne olmaz diyerek üzerine bakmak istediğim sırada fotoğrafının bir işlem yapıldığını söyledi dostlarım. Sonrasında da derinlemesine takip ettirdim. Takip ettirdiğimde seni bir definenin adağı olarak çekmeye çalıştıklarını anladım. Yani aslında seninle ilgili plan kurdular. Yapacakları ritüelde eğer kabile güçsüz çıkarsa altına dahil olacaktın. Ama kabile güçlü çıkarsa kan adığını bulanarak onlara adak edilecektin. Sonrasında da sabırla bekledim. Öncelikle belen delilen o kadını, sonrasında da burada seni tuzağa düşüren o üç kansızın işini hallettim. Bir daha böyle şeylere bulaşma. Rabbimiz alın teri olmadan kazanılan her kazancın haram olduğunu, alın teri olmadan kolaylıkla kazanılanın hiçbir zaman huzur getirmeyeceğini açık açık bize iletmiştir. Unutma evlat, sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yükleyip satması, herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da yağ verir yahut vermez. Ormandan çıkarken ormanın içinden gelen çığlık seslerini duydu. Onlar yaptıklarının cezasını çekti. Belen denilen o kadın da, büyücülük de hiçbir zaman bir yere varılmaz. Hocanın sayesinde tekrardan sağ salim dönebilmiştim. Günler geçti ama kimse ulaşmadı bana. Ne bir gelen ne de bir sorguya çeken. Sadece okulda Halil'in kayıp olduğu ile ilgili birkaç tane konuşma duydum o kadar. Ara sıra hocanın yanına hala gidiyorum. Kafeteryaya çay içmeye de geliyor bana. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.